Sesli kitap. Denemeler. Yazan Montaigne. Üç büyük adam. Bildiğim bütün insanlar arasında bir seçme yapmam istense, ben üç insanı hepsinden üstün tutardım. Bunlardan biri Homeros'tur. Homeros, Aristoteles'ten ya da Varro'dan daha mı bilgilidir diyeceksiniz. Hayır. Hatta şiir sanatında Versilius'un ondan hiç de aşağı kalmadığı ileri sürülebilir. Bu konuda hüküm vermek her ikisinde bilenlere düşer. Ben kendi hesabıma yalnız birini, Versilius'u biliyorum. Açıkça söyleyeyim ki şiirde bu büyük Romalı'nın aşabileceğini aklım almaz. Aşılabileceğini aklım almaz. Gerçi böyle söylerken Versilius'un Homeros'tan esinlenip ders aldığını, onun ardından yürüdüğünü, koskoca Aynes'in İlyada'nın bir parçasından çıkardığını da unutmamalıyız. Ama ben orasında değilim. Bu adamı büyük ve neredeyse insanüstü bir varlık sayarken ben birçok başka şeyleri hesaba katıyorum. Hatta bazen dehasıyla bunca tanrılar yaratmış, insanları da kabul ettirmiş bir adamın tanrılar arasına yer almamış olmasına şaştığım bile oluyor. Körlüğüne, yoksulluğun ve bilimlerin gelişmesinden önce yaşamış olmasına karşın öyle gerçeklere ulaşmış ki ondan sonra yeni bir düzen kurmak, bir savaşı yönetmek, dinden, felsefeden veya sanatlardan söz açmak isteyenler hangi mezhepten olurlarsa olsunlar hep ondan ders almışlar. Her şeyi bilen bu Yaman hocanın kitaplarını bütün bilgelerin kaynağı sayılmıştır. Güzel ne kötü, ne yararlı, ne zararlı. Bunları o daha iyi söyledi Spiotas'tan, Krator'dan. Ondan o tükenmez kaynaktan gelir Permosos'un kutsal suları şairlere. Kalın Musa'ların yoldaşlarına, onlardandır yıldızlara yükselen Homeros'ta. Bu cömert kaynağı sonrakiler akıttılar bütün kendi şiirlerine. Bir ırmak bir sürü dereceye bölündü, bir insanın mirasıyla beslenerek. Bu büyük adam insan eserlerinin en değerlisini doğa düzenine aykırı giderek yaratmış, çünkü doğuşta her şey kusurlu olduğu halde Homeros'ta şiir ve daha birçok bilgiler çocukluk çağına olgun, kusursuz ve pürüzsüz olarak girmişler. Bu bakımdan onu ilk ve son şairde sayabiliriz. Eskilerin de çok güzel gördükleri gibi Homeros kendinden önce gelenlerden hiç kimseyi taklit etmediği için kendinden sonrakilerden hiçbiri de onu taklit edememiştir. Aristoteles'e göre hayat ve hareket yalnız onun sözlerinde vardır. Yalnız onun sözleri özlü sözlerdir. Büyük İskender Darius'tan aldığı ganimetler arasında değerli bir çekmece bulmuş ve demiş ki, bunun içine benim Homeros'umu koyun. Savaşlarda bana en doğru yolları gösteren odur. Anaxiarandes'in oğlu Clomenes de Homeros'u askerlik sanatını çok iyi bildiği için Lakedomanyalıların şairi sayıyordu. Plutarkos'un Homeros'ta beğendiği taraf onun insanı hiçbir zaman doyurup usandırmaması, okuyucuya durmadan değişen bir yüz göstermesi, her sayfada yeni bir güzelliğe bürünmesidir. Bu değeri Homeros'tan başkasında bulamazsınız. Delişmen Alkibiades'in bir gün edebiyatla uğraşan birisinden İlyada'yı istemiş, adam yok deyince Alkibiades tokadı yapıştırmış. Siz de bugün dua kitabı olmayan bir papaza ne dersiniz? Knossopses bir gün Sikos kralı Hioran'a yoksulluğundan yakınırken iki kul tutmaya gücü olmadığını söylemiş. Hioran da demiş ki, iyi ama senden çok daha yoksul olan Homeros'un ölmüşken bile 10.000'den fazla kulu vardı. Panetios'un Platon'a filozofların Homeros'u demesi de pek anlamlıdır. Bütün bunlardan başka onun kadar ün kazanmış kim var dünyada? Onun adı ve eserleri kadar dillere destan olmuş ne var? Troya, Helena ve savaşları belki de olmuş şeyler değildir ama onları bildiğimiz kadar neyi biliriz? Çocuklarımıza hala Homeros'un 3000 yıl önce uydurmuş olduğu adları veriyoruz.
Hektor'u, Akibilios'u kim tanımaz? Yalnız birkaç soy değil, ulusların birçoğu kaynaklarını bu masallarda arıyor. Türklerin padişahı 2. Mehmet, Papa 2. Pius'a şunları yazmış. İtalyanların bana düşman olmalarına şaşıyorum. Biz de İtalyanlar gibi Troyalıların soyundanız. Yunanlılardan Hektor'un öcünü almak benim kadar onlara da düşer. Onlarsa bana karşı Yunanlıları tutuyorlar. Öyle büyük bir komedya ki bu İlyada, yüzyıllardan beri krallar, devletler, imparatorlar sanki ondan aldıkları rolleri oynuyorlar. Bütün dünya bu komedyanın sahnesi oluyor. Yedi büyük Yunan şehri arasında Homeros'un doğduğu yer konusu yüzünden kavga çıktı. Aslının bilinmemesi bile onun için bir onur oldu. Öteki büyük adam İskender'dir. Seferlerine kaç yaşında başladığını, ne kadar az bir kuvvetle ne büyük işler başardığını, ardından gelen görgülü ve ünlü dünya komutanları arasında daha çocukken kazandığı üstünlüğü, her tehlikeyi göze alarak, neredeyse haddini bilmeyerek diyecektim, başardığı seferlerde talihten gördüğü inanılmaz kolaylığı düşünün. Önüne çıkan tepelerde ne varsa yıkarak, geçtiği her yerin altın üstüne getirerek. 33 yaşında bu adam, dünyada insan yaşayan bütün toprakları zaferle dolaşmış, yarım bir ömür içinde bir insanın gösterebileceği bütün kudreti göstermiş, o kadar ki İskender'in yaşını gördüğü işlere göre hesaplarsanız hiçbir insanın ulaşamayacağı bir yaş bulursunuz. İskender'in askerlerinden sayısız kral soyları türemiş, ölümünden sonra dünya onun 4 komutan arasında paylaşılmış, uzun zamanda onların torunları elinde kalmış. İskender'in ahlak değerleri saymakla bitmez. Doğruluk, nefsine egemenlik, cömertlik, sözünde erlik, yakınlarına sevgi, düşmanlarına insanlık. Gerçekten onun ahlakını hiç diyecek yoktur. Gerçi pek nadir olarak haksızlıklar da etmiştir. Ama bu kadar büyük işler başarıp da haksızlık etmemek mümkün değildir. Bu gibi insanları hareketlerine egemen olan düşünceyle toptan yargılamak gerekir. Tebeyani'nin yıkılması, Memandaros'un ve Ephasis'in hakiminin, yüzlerce İranlı esirin, bir sürü Hintli askerin, çocuklarına varıncaya kadar bütün Kos halkının öldürülmesi kolay hoş görülecek işler değildir. Ama Kleotos'u öldürmekle işlediği suçu fazlasıyla ödemesi ve daha başka davranışları gösteriyor ki yüreği temizdi, iyilik için yaratılmış bir insandı. Onun hakkında pek yerinde olacak derler ki, iyilikleri duasının, kötülükleri talihinin eseridir. Biraz kendini beğenmiş olmasına, kötülenmeye hiç dayanamamasına, Hintlileri asıp kesmekte pek ileri gitmesine gelince, bütün bunlar bence yaşına ve hayatının baş döndürücü hızına verilebilir. Ya askerlik değerleri, atılganlığı, tedbirliliği, sabrı, disiplini, ustalığı, mertliği, talihi ki Anibal'i görmemiş olsaydık İskender'i bu bakımdan aşacak adam olmazdı. Bir erkek olarak tanrısal yaratılışı ve güzelliği, o genç, o dinç, o alev gibi yüz, o dimdik baş, o aslanca duruş. Tıpkı Venüs'ün sevdiği sabah yıldızının deniz sularında yıkanmış temiz yüzünü gösterince karanlıkları dağıtması gibi. Bilgede ve düşüncedeki üstünlüğü, temiz, lekesiz ve eşsiz ününün büyüklüğü ve sürekliliği. Ölümünden sonra onun madalyalarını taşımayı herkes uğur sayıyordu. Krallardan söz etmemiştir. Hala bugün Müslümanlar bütün tarihleri küçük gördükleri halde onun tarihine büyük bir değer verirler. Bütün bu değerleri bir araya getirerek düşünecek olursanız İskender'i Sezar'dan üstün tutuşuma hak verirsiniz. Sezar onunla boy ölçebilecek tek adamdır. Hatta talihin İskender'e yardım ettiği kadar Sezar'a yardım etmediğini yadsıyamayız. İkisinin birçok tarafları birbirine eşittir ama Sezar'ın İskender'den üstün bir tarafı yoktur. Bu iki adam dünyanın dört bucağını kasıp kavuran iki yangın, iki seldi. Sezar'ın tutkusunda daha az taşkınlık olsa bile
Sonunda hem kendisi, hem ülkesi, hem de dünya öyle felaketlere sürüklendi ki her ikisinin değerlerini teraziye koyunca İskender ister istemez daha ağır basıyor. Üçüncü ve bence en değerlisi Epaminondas'tır. Ünü ötekilerden çok daha azdır ama ün değerin öz unsurlarından değildir. Epaminondas da yara dayatış ve yürek istediğiniz kadar hem de tutkunun doğurduğu cinsten değil, bilginin ve aklın olgun bir ruha aşıladığı cinsten. Bundan yana İskender'den, Sezar'dan aşağı kalmaz. Çünkü kazandığı zaferler ne öyle çok ne de öyle parlak olmamakla birlikte ne koşullar altında kazanıldıkları düşünülecek olursa hem çetinlik ve büyüklük hem de yiğitlik ve askerlik bakımından onların zaferleri kadar değerlidir. Yunanlılar onu hiç duraksamadan en büyük adamları saymışlardır. Yunanistan'ın en büyük adamı olunca da dünyanın en büyük adamı sayılmak zor değildir. Bilgisine ve olgunluğuna gelince Yunanlılardan kalan bir söze göre onun kadar çok bilen ve onun kadar az konuşan adam yokmuş. Pitagoras okulundandı. Az şey söylemiş fakat söylediğini herkesten daha iyi söylemiş. Hatiplikte eşsiz ve çok inandırıcı imiş. Ahlakına, vicdanına gelince iş başına gelmiş insanların hiçbiri bundan yana onunla boy ölçüşemez. Bu tarafıyla ki insan da asıl bu tarafıyla insandır, hiçbir filozoftan hatta Sokrates'ten bile aşağı kalmaz. Ruh temizliği temelli, sürekli, değişmez, bozulmaz bir haldir. İskender'in bu tarafı onun yanında sönük, kaypak, katışık, yumuşak, gelişi güzel kalır. Eskiler büyük komutanları türlü halleriyle inceledikten sonra her birinde ünün asıl nedeni olan bir özel değer bulurlardı. Yalnız erdem ve bilgi sürekli ve aynı derecede onda yüksekti. Yalnız o insan hayatının her yönünde, devlet işlerinde, kendi işlerinde, savaşta ve barışta onurlu yaşayıp kahramanca ölmekte aynı büyüklüğü gösterebilmiştir. Ben hiçbir insanın hayatına her bakımdan onunkine duyduğum kadar saygı ve sevgi duymamışımdır. Şu kadar ki birlikte inat etmesinde ben yakın dostları gibi büyük bir ahlak üstünlüğü görmüyorum. Yalnız bu hareketini ne kadar yiğitçe ve saygıdeğer de olsa biraz çiğ buluyorum ve bu tarafını özenmeyi aklımdan geçirmiyorum. Ondan ayırt edemediğim tek insan Scipio Aemilius'tur. Onun ölümü de o kadar kahramanca ve onurlu, bilimlerdeki anlatışı o kadar geniş ve derindir. Hayatında onu en çok sevindiren şey Locrotta kazandığı zaferle anasına babasına verdiği sevinç olduğunu söylemiştir. Onların sevincini böyle onurlu bir işten kendisinin duyduğu haklı ve derin sevince üstün tutması ne kadar anlamlıdır. Yurdunu kurtarmak için bile bir adamı sorgusuz sualsiz öldürmeyi doğru bulmazdı. İşte bunun için arkadaşı Pelopidas'ın Teoba'yı kurtarmak için giriştiği işi pek soğuk karşılamıştır. Bir savaşta bile karşı tarafta bulunan bir dosta rastlamaktan kaçınır, onu ölümden korumak isterdi. Epaminondas, Korentos yakınlarında More'nin kapılarını tutmak isteyen Lakedomonyalıları mucizeyi andıran bir vuruşla yardıktan sonra kimseyi kovalayıp öldürmeden yürüyüp gitmişti yoluna. Düşmanlarına karşı bile bu kadar insanca davranan bu adamdan kuşkulanan Boetalılar elinden başkomutanlığı aldılar. Böyle bir nedenle atılmak onun için ne büyük bir onur. Az sonra da hiç utanmadan onu tekrar yerini vermek zorunda kaldılar. Anladılar ki şan ve onurları, kurtuluşları ona bağlıydı. Zafer her gittiği yerde gölgesi gibi ardından geliyordu. Ülkesinin onunla parlayan yıldızı onun ölümüyle söndü. Yaşamımızı ölüm kaygısıyla, ölümümüzü de yaşama kaygısıyla bulandırıyoruz.